Sivas merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Ferda ve Temam Koçer çiftinin ikinci çocuğu olan %97 zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Devran Koçer engelinden dolayı okula gidemedi. Sivas Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirmesiyle Hafik'te görev yapan öğretmen Sedat Bayiskit, haftanın iki günü yaklaşık 100 kilometre yol kat ederek Devran'a ders vermeye başladı. Anneciğim, Sinem Hanım, bakıyorum erkenden kalkmışsın. Arda, uykum kaçtı. Sinem... Büyük fedakarlıkla yaklaşık 2 yıldır her hafta 2 gün 1 saatlik yol giden Bayiskit, 2 kez trafik kazası geçirmesine rağmen yılmadı, öğrencisi Devran'a okuma yazmayı öğretti. Yapacağınız Arda hiç koşamak büyük babasının boynuna sarıldı. Hoş geldiniz büyük babacığım. Devran Koçer öğretmeninin iyi biri olduğunu söyleyerek, öğretmenim bana okuma yazma öğretti. Öğretmenim iyi bir. Öğretmenimin öğretmenler gününü kutluyorum dedi. Okuma yazma öğretti. İyi biri. Öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmen Sedat Bayiskit, öğrencisi Devran'ın okuma yazma öğrendiğini belirtip çalışmaların başarılı geçtiğini söyledi. Devran Koçer'le tanışmamız 2019 yılı Kasım ayında oldu. O zaman ilkokul 1. sınıfa yeni başlıyordu. Daha önce 5 yıl eğitim almamış. Hiç okuma yazma bilmiyordu. Sonraki süreçte biliyorsunuz 2020 Mart ayından sonra bir pandemi geldi. Pandemiden sonra işte yüz yüze eğitimler, evde eğitimler yapılmamaya başladı. Daha sonraki süreçte uzaktan eğitimle de olsun bir iki ay Devran'a devam ettirdik. Şu an Devran 3. sınıfa geçti. Okuma yazmayı söktü. Allah'a şükür şu an iyi okuma yazması güzel. Bayiskit alınan sonucun 100 kilometre yol gidip geldiğine değdiğini ifade etti. Devran başarılı bir çocuk. Yani kısa sürede okuma yazmayı söktü. Kendisini de tebrik ediyorum. 100 kilometre yol gidip geliyorum. Yolumuz yeni yapıldı. Daha önce bu kadar güzel değildi yolumuz. Şu an yapıldı. 100 kilometre gidip geliyorum. Sivas merkezde oturuyorum. İkametgah ediyorum. Sivas merkezden git gel yapıyorum. Devran'ı inşallah ilkokulu bitirtireceğiz. Devran Koçer'in annesi Temam Koçer, öğretmen Sedat Bayiskit'in artık aileden biri gibi olduğunu söyledi. Devran'ın hastalığı, belinde kesesi vardı, başında şantı var. Belden aşağısına yürüyemiyor. Eğitimi çok güzel. Öğretmenimize de teşekkür ederim. Geliyor, gidiyor, okutuyor. Köyde okul olmadığı için gidemiyor. Sivas'ta da hani durumumuz yok, ev tutmuyor filan. Mecbur evde eğitim görüyor. Böyle iş adamlarından, hani hayırseverlerden en azından bezini karşılasınlar. Akil arabası vardı, o da bozuldu. Dışarı çıkamıyor, sürekli evde oturuyor. Üzülüyor, arkadaşlarını göremiyor, edemiyor. Böyle hayırseverlerden de bir akil araba rica ediyorum. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günlerini de kutlarım. Sedat hocam çok iyi birisi. Geliyor, gidiyor, en tanıdık hani bir aileden biri gibi oldu bizim için. 5 artı 2 ne yapar Devran?